Merhaba, yeni bir kayıtta yeniden birlikteyiz. Bugün birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidelim istedim. Önce tarihten bir giriş yapalım. Ee, o yüzden bu harita ile açtık yayını. Konumuz iktidarıyla, muhalefetiyle, tütün, sigara, tütün kontrolü. Evet, başlayalım. Tütün Osmanlı topraklarına 17. yüzyıl sonlarında Cenevalı denizciler tarafından getirilmiş. Bir zaman sonra İskeç'e ve Selanik'te üretimi başlamış. Bugün Yunanistan sınırları içinde olan Selanik ve İskeç'e üretimi başlamış yangınlara neden olduğu gerekçesiyle 4. Murat, Sultan 4. Murat tütüne yasak getirmeye çalışmış fakat başarılı olamadığını biliyoruz. Kar potansiyeli öyle sağlam ki daha o devirde sultan bile halkını tütünden korumayı başaramamış. Gel zaman git zaman nereye gidelim? İsviçre. Bakalım yukarı çıkalım. Cenevre, Leklaman, Cenevre, Yer, Cenevre, İsviçre, Yıl 2003, Dünya Sağlık Örgütü'nün 56. Asamblesindeyiz. Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi, Dünya Sağlık Örgütü himayesinde görüşülen ve kabul edilen ilk halk sağlığı anlaşması oldu. Oradan çıkalım. Ankara'ya gelelim. İşte Ankara'dayız. 28 Nisan 2004 tarihinde Cenevre'de kabul edilen tütün kontrolü çerçeve sözleşmesi Sağlık Bakanlığı tarafından imzalanıyor. Ve 25 Kasım 2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul ediliyor. Ee, aynı yıl Kasım ayı içerisinde yine yani 5 gün sonra resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giriyor. Böylece tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanun yeni bir şekil alıyor. Yani bu kanun 4207 sayılı kanunumuz aslında 7 Kasım 1996'da mecliste kabul edilmiş. O zamanki adıyla tütün mamullerinin zararlarının önlenmesine dair kanun. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün tütün kontrolü çerçeve sözleşmesini kabulünden tam 8 yıl önce Türkiye'de tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesine dair bir kanun yayınlanıyor. Detaylarına girmeyeyim. Bu tarihte Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel. Hükümet ise refah yol. Şimdi hal böyleyken son durağımıza gidelim. Son durağımız Türkiye Büyük Millet Meclisi 55. Birleşim 17 Şubat 2022 Perşembe Meclis oturumundayız. Şimdi bakalım burada aşağıya doğru gidiyoruz. Konuyla ilgili ne ilişkili işler var, beyanlar var. Evet, milletvekilleri kısa söz için zaman alıyorlar mecliste ve konuşmalarını yapıyorlar, kısa konuşmalarını yapıyorlar. Ve oturumun başkanı Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın'a Sigara bağımlılığına ilişkin açıklama yapması için sözü veriyor. Ali Cumhurbaşkanı Mersin milletvekilimiz, kendisi AK Partilidir. Teşekkür ederek başkana sözü başlıyor. Diyor ki her yıl milyonlarca insanın hastalanmasına ve ölümüne yol açan bir bağımlılık olan sigara dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Aynen öyledir. Dünyada 1 milyarın üzerinde kişi sigara içiyor ve bu kişilerin %80'i az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor. Literatür bilgisi Bu literatür bilgisinden e, Sayın Milletvekilimiz, Erzurum Milletvekilimiz İbrahim Aydemir büyük bir şevk ve haz alıyor, duyuyor ve bravo şeklinde bir nidada bulunuyor. Yani diyor ki bravo diyor. Dünyada 1 milyon üzerinde kişi sigara içiyor ve bu kişilerin %80'i az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor diyor. İbrahim Aydemir bravo'yu basıyor. Sayın Ali Cumhur Taşkın devam ediyor. Sigara kullanım nedeniyle dünyamızda her yıl 7 milyon insan doğrudan 1.2 milyon insan ise pasif içici olması sebebiyle hayatını kaybediyor diyor. Türkiye'de ise 15 milyondan fazla kişi sigara tüketiyor ve her sene ortalama 100 bin kişi tütün kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor diyor. Şimdi bunları düzeltmek gerekirse önce şuna bakalım. Türkiye'de sigara satışları 2021'de bir önceki yıla göre 6.1 artmış. Yani Türkiye'de 125 milyar adet sigara satılmış. Bu 2021 verisi. Buradan bir başka veriye gidelim. Nagilelik tütün tüketimi de 2021'de bir önceki yıla göre %17 artmış. Yani Türkiye'de 2021 yılında 837.779 kilo nağilelik tütün satılmış. Buradan da çıkalım. Örnek olsun son bir. Bunu niye kaydıramıyorum acaba? Evet kaydırdım. Türkiye'de yine 2000 pardon 2020 bu sefer yılında 5 milyar 895 milyon 560 bin 332 paket sigara satılmış. Bu 16 milyon 152 bin 220 kişi günde bir paket sigara içti anlamına geliyor. Ve bu insanlar sigara endüstrisine 89 milyar 170 milyon 619 bin 567 Türk lirası harcamışlar. Slide'da kimler kazandı, kim kaybetti diye de sormuşuz. Yani Sayın Milletvekilinin dediği gibi 15 milyon değil, 2020'de Yaklaşık 16 milyon kişi bu sigarayı tüketmiş. Sadece sigara. Sadece sigara. Devam edelim. Hal böyle diyor. Her neyse yani 15 milyon değilse 15 milyon diye geçiyor. 100 bin kişi de tütün kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor diyor. Tamam güzel. Sonra diyor ki Türkiye... Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde sigara ile mücadele konusunda 2002 yılından bu yana elde ettiği başarılarla dünyada örnek bir ülke konumundadır diyor ve Sayın İbrahim Aydemir Erzurum Milletvekili bu sefer helal olsun diye bir midada bulunuyor. Şimdi burada sormak istiyorum. Türkiye'nin nüfusu 84 milyon. Türkiye'de 15 milyondan fazla kişi ki 16 milyonun çok üzerinde kişi sigara tüketiyor. 100 bin kişi tütün kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Ve Sayın İbrahim Aydemir buna helal olsun diyor. Ve Sayın Ali Cumhur Taşkın da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Teşekkür ediyor. Ee, sayın milletvekilleri burada ne demek istiyor bilemedim. Bir hezimeti, bir başarıya nasıl bu şekilde çevrilebilir anlamadım. Şimdi burada helal olsun, bravo, bu tabloya bu nidaları kullanmak aslında bir nevi yani e, abesle iştigal, böyle kötü bir tablo ve bravo ve helal olsun I -ı, olmuyor, yakışmıyor, olmaz. Başarısız, başarısız iletişim. Ve sonra bakalım Ali Cumhurtaşkın nasıl konuşmasına son veriyor. Tüm vatandaşlarımıza öldürücü madde olan sigaradan uzak durmalarını tavsiye ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyor ve iktidar partisi AK Parti sıralarından bravo sesleri ve alkışlar geliyor. Türkiye'de 15 milyondan fazla kişi sigara içiyor. 100 bin kişi yılda ölüyor. Bravo alkışlar helal olsun şaşkın. Peki bu sırada iktidar bunları söylerken bu garip iletişimi bize mecliste tutanaklara geçirirken muhalefet ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Muhtemelen farkında değil. İnşallah farkında değil. Eğer farkındaysa da bu konuşmaya ses çıkartmıyorsa o zaman gerçekten çok ciddi bir sıkıntımız var. O zaman zaten niçin 1996 yılından beri tütün mamullerinin zararlarının önlenmesi için bir e, kanunu olan memlekette hala onca seneden sonra hala 15 milyondan fazla kişi sigara tüketiyorsa e, o zaman buradaki vezalet açıklanmış oluyor. İktidarıyla, muhalefetiyle tütün kontrolü hiçbir surette anlaşılmamış gibi bir sonuç burada ortaya çıkıyor. Diyelim ve bu yayını sonlandıralım. Bir başka yayında buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.